Arkadaşlar selam. Bu videoda bir dörtgenin köşeleri dik kesişirse şöyle 90 olsun. Şuraya A, şuraya B diyelim. Buraya x, buraya y diyelim. Karşılıklı kenarların kareler toplamı birbirine neden eşit? Bunu sorgulayalım. Burada aslında buraya K, buraya L dersek buraya M, buraya N dersek Pisagorlar görürüz. Önce şu içini taradığım Pisagor'u yapalım. Pisagor'a göre a kare eşittir. L kare artı m kare oluyor. Şuradaki Pisagor'a göre de b kare eşittir. K kare artı n kare oluyor. Bunları taraf tarafa topladığımızda a kare artı b kare eşittir. K, l, m ve n'nin kareler toplamı oluyor. Daha sonra diğer iki Pisagor yapalım. Şu mor Pisagor yapalım. x kare eşittir. K kare artı l kare. Akabinde y kare eşittir n kare artı m kare. Taraf tarafa toplayalım. x kare artı y kare eşittir. k, l, m ve n'nin karesi. Dolayısıyla sağ taraflar eşitse mecburen sol taraflar da birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani a kare artı b kare eşittir x kare artı y kare. Şöyle düşünebilirsiniz. Kelebeğin kanatları gibi çapraz kanatların kareler toplamı çapraz kanatların kareler toplamı eşit oluyor. Bakın şurada bir tane soru var. E, 4, 2, 4 kök 2 x şeklinde verilmiş. Hemen bunu aktaralım. Soru olarak çözelim. Hemen böyle bir dörtgen çizelim. 4 kök 2, 4 şurada 4, şurada 2, şurada 4, kök 2, şurada x vardı. Şimdi soruyu bana soran aslında e, köklü işlemleri yapamıyor. Ama önce biz denklemi yazalım. Şunun karesiyle şunun kareler toplamı eşit. 4'ün karesi artı x kare. Geriye kalanların e, kareler toplamı. 4 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi. Şimdi kare kök işlemi yapamayan öğrenci arkadaşlar için bu parantez kare demek. Hem 4'ün hem kare köklü ifadenin karesi demek. Yani 4'ün karesi çarpı kök 2'nin karesi gibi düşüneceksiniz. 4'ün karesi 16. Kare ile kare kök birbirini götürür 2. Burası 32 gelir. Şuradan gelen bir 4 var. Şurada bir x kare. Şuradan gelen bir 16 var. Ve 32'ye 4 eklerseniz sağ taraf 36. 16 liranız var. Kaç daha olursa 36 yapar. Demek ki x kare eşittir 20. x kare eşittir 4 çarpı 5 gibi de düşünülebilir. Her tarafın kare kökünü alırsak kare ile kare kök birbirini götürür. 4 dışarı 2 diye çıkar. 5 çıkamaz. Yani başlangıç düzey burada 2'nin karesi 4. Kök 4'ün de 2 çıktığını bilmeniz lazım. Atıyorum 5'in karesi 25. Kök 25 de 5 çıkıyor. Bunun temel mantığı şu. Alanı 25 olan bir kare düşünün. 25. E, kare ise kenarları ne olması gerekiyor? 5-5. Yani bu kare kök mantığı buradan geliyor. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.